Arda'nın mutfağında birbirinden güzel tarifler geliyor. Biber çorbasıyla başlayacağız bu haftaya. Acayip güzel, şifalı, hafif de acı bir çorba olacak. Arkasından size ekmekten bir pide yapacağım. Bir gün önceden kalan ekmeklerinizi değerlendirmek için süper basit ama çok lezzetli bir tarif olacak. Ve en son olarak da evdeki malzemelerle çok güzel bir çikolatalı fıstıklı krafin yapacağız. Çıtır çıtır bir taban, son derece güzel bir üstle mükemmel bir tatlı olacak. Anlayacağınız senenin ilk Arda'nın mutfağında yine çok lezzetli bir bölüm başlıyoruz. Hadi buyurun. Efendim, bildiğiniz gibi 2020 çok iyi bir sene değildi. 2021 hakeza öyle. Yani böyle bayağı sağlık, problem, dünyadaki dert tasa geçti. Bari 2022 iyi geçsin umuduyla Arda'nın mutfağına hoş geldiniz. Bakın, yani hakikaten zor seneler. Son 2 yıl özellikle böyle. Yani sağlık problemleri, dünyadaki salgın, eve hapsolma, evden çıktık, ekonomik zorluk, hayat, koşturmaca, hasta mı olduk, test mi yaptırdık filan derken aslında hayat ve hayattaki standartların ne kadar önemli olduğunu ve bunlara ne kadar da özen göstermemiz gerektiğini anlayacağımız yıllardan geçiyoruz. 2022 bu minvalde yaşamaya çalışalım hep beraber. Bugün yapacağımız tatlı bu minvalde bir tatlı olacak. Çikolatalı fıstıklı bir krafin yapacağız. Aslında krafin biraz daha bu benim yapacağımdan farklı bir çıtırtısı olan bir taban. Ama ben size evde bunu en kolay yapmanızı şey yapacak formülü vereceğim. Yani en kolay böyle yaparsınız. Bir kere 3 tane milföy hamuruna ihtiyacınız olacak. Bunlar derin dondurucudan çıkarttım buzdolabına. Şimdi de birazcık oda sıcaklığına hafif gelsinler diye tezgahın üstüne çıkarttım. Bekletiyorum ama asla çok da çözdürtmemeye çalışacağım. Bunlar olurken ben kalıplarımı hazırlayacağım. Şimdi bu tarif için 6 tane aynı boyda yuvarlak, tabanı açık, üstü açık kalıba ihtiyacınız var. Ve biliyorum ki bu kalıplardan sizin evde yok. Yani normalde benim evde de yok. Bizim yani sürekli olarak böyle pastacılıkla ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Böyle kalıbınız olmaz. Olsa da bir tane olur, bir setin içinden çıkan tek. Ama çaresiz değilsiniz. Kendi kalıbınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. Bakın işte aynen bu şekilde yapıyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen bir tane size göstereceğim ve anlatacağım. Öncelikle bir alüminyum folyoya ihtiyacınız var. Bu alüminyum folyoyu kullanarak kendi kalıbınızı yapacaksınız. Ben öyle yaptım. Hep de böyle çoklu tarifler yapacağım zaman bu şekilde yaparım. Hamburger ekmeğine dahi çok da uygundur bu ve birkaç kere de arka arkaya kullanabilirsiniz. Öncelikle buradaki fırın kağıdınızdan şöyle aşağı yukarı 4 parmak kadar olacak bir parçayı ince uzun vaziyette kesiyorsunuz. Şu parçadan 2 tane kalıp çıkartacağız. Bakın. Bir tane alüminyum folyo bu iş için yeterli. Benimki uzun, yani 2 karış aşağı yukarı 40 santim civarında, 40-45 santim civarlarında. Daha küçükse ona göre çalışın. En son bitmişin ölçüsünü de vereceğim. Sonra bunu şöyle yaklaşık 2 parmak kalınlığını geçmeyecek şekilde katlamanızı isteyeceğim sizden. Yani milföy hamurunu keseceğiniz ölçüde. Şu birinci kat, şu ikinci kat, şu da hemen hemen işte üçüncü kat oluyor. Tamam. Karşımızda. Bunu size tam ölçüsünü de söyleyeyim de sonra yanlış olmasın. 30, işte aynen dediğim gibi 45 santim. Süper. 45 santimlik bu bizim. Bundan 2 tane çıkartacağız. 3 kat yaptım. Ortadan 2'ye doğru katlıyorum. Tam şey gibi. Ben çocukken böyle origami şeyleri vardı böyle. Ortadan 2'ye katlayın. Hop katlanmışı vardı ya, alttan çıkıyordu. Ortadan 2'ye katladınız. Sizin gözünüzün önünde yapıyorum yani. Sonra da ortadan 2'ye kestiniz. Tamam. Bunu alıyorsunuz. Bir çember yapıyorsunuz şöyle. Uç uca getiriyorsunuz ve bir zımbayla bu ikisini birbirine tutturuyorsunuz. İşte bu. Böylece
kendi kullanabileceğiniz kalıbınızı kendiniz imal etmiş oluyorsunuz hızlıca. Varsa eğer elinizde bu tip böyle alüminyum kalıplar gayet güzel onları kullanabilirsiniz. Ama eğer yoksa çaresiz değilsiniz hemen Aluminüt kendi kalıbınızı da böyle yapabilirsiniz. Ve bu kalıplarla çalışmak da gayet kolay oluyor benden söylemesi. Şimdi ben 2 tane hazırladım. 4 tane de daha önceden hazırlamıştım. Burada duruyor. Bunların içinin işlemini yapacağım. İçinin işleminden kastım da bu milföylerle çalışmak olacak. Milföyler şu anda çok sert ve donmuş vaziyette. Hızlıca oda sıcaklığına geliyor. Bunların oda sıcaklığına biraz daha hızlı gelmesini istiyorsanız şöyle azıcık elinizle üstüne bastırın. Ama asla bunları bir merdaneyle, onunla, bununla, şunla hiçbir şekilde ezip dağıtmayın. Çünkü tereyağı ve hamur katmanı ezildiği anda kabaramaz. Ama böyle kalırlarsa şu şekilde açılırlar ve kabarırlar. Hep söylediğimiz şey bu. Hafiften bunları bıçakla kesilebilir kıvama gelene kadar böyle elimle birazcık ısısını yükseltmeye çalışıyorum. İşte böyle hafiften en azından kesilebilecek kıvama getiriyorsunuz. Şimdi pastacılık her zaman biraz daha bilimsel, biraz daha böyle biyolojik, mikrocerrahi falan o tip şeylerde olan bir branş. Buradaki kalıpların yüksekliği 2 santim civarında. Ben de bunu 2 santim olacakmış vaziyette keseceğim diklemesine. Şöyle gibi mesela. Yani işte 2'şer santimden referans alırsak. Buradaki kalıbımızda 9 santim. 2 santimden birazcık fazla kesersek şunun gibi. Mesela şöyle. Sonra bir 2 santim de buradan verdik. Şöyle. Bir 2 santim de buradan verdik. İşte bu. Bunu uzunlamasına kesiyorsunuz milföy hamurunuzu. Hala soğuk, hala içindeki o tereyağlı katman eriyip hamurla birleşmedi. Ama birazcık esnekliği var, birazcık böyle hafif şeyi var. Böyle oynama şansı ve kıvamı var. Sonra buradaki kalıplardan bir tanesini alıyorsunuz ve bunu... Bak zaten aralarda katları görüyorsunuz. Bu katmanlar müthiş bir şekilde kıyır kıyır olacaklar. Alıyorsunuz ve bunun içerisine doğru şöyle güzelce geniş geniş yerleştiriyorsunuz. Gayet de güzel oldu. Bir tane de içine yapacağım ama içi birazcık daha ince olacağı için onun şu fazlalığını kestim. Alıp aynı şekilde bunu da bunun içerisine doğru şöyle güzelce yerleştireceğim. Bakınız. İşte şöyle gördüğünüz gibi. Bunları çok sıkışık yapmamaya çalışın. Çünkü bunlar zaten pişecekler. Pişerken şişecekler, kalınlaşacaklar, gövdelenecekler. Şu ortası, kenarı köşesi iyice dolacak bunların. O yüzden size önerim bunu böyle hazırladıktan hemen sonra şurada bir fırın tepsim var. Fırın tepsinin üzerine şu şekilde alıp koymanız. Bana şunu şöyle yaptıktan sonra tek yapmam gereken bunu fırında pişirmek kalacak. Başka da yapmam hiç, başka yapacak hiçbir şey kalmayacak. Sadece dikkat etmeniz gereken kalıplar, bu muamelenin doğru yapılması, bu uygulamanın doğru yapılması, milföylerin kırılmadan şöyle güzel bir vaziyette bunun içerisine homojen bir şekilde yerleşmesi, aralarda birazcık da boşluk kalması. Bunu yaptıktan sonra inanın bana, fırında pişirmek zaten 20-25 dakika falan sürüyor bunları. 10 numara 5 yıldız bir sonuçla işi bitirmiş oluyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi yaptım. Bunlar da piştiği zaman bütün ara boşluklarını dolduracaklar. Şimdi yapmam gereken şu ikisine de buna yaptığım işlemin aynısını yapmak. Olay bundan ibaret. Altı taneyi de bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi gidiyoruz fırına. Evet, fırınımız 200 dereceye ısıtıldı. Fanlı ayarda. 200 dereceye fanlı ayar fırında bu arkadaşlar takriben 20-25 dakika kadar pişecek. Attık. Şöyle bir 20 dakikaya kuruyorum. Hal ve gidişata bakacağız. Ondan sonra da çıkartacağız. Hayalim bunun ortasının iyice dolması pişerken. Taban oluşturması. Sonra bunun üstü içinde güzel bir
pastacı kreması ama böyle daha farklı, standart bir pastacı kremasından daha farklı bir uygulamada yapacağımız bir pastacı kreması var. Şimdi onu yapalım isterseniz. Bu çok kolay. Bunun son dönemlerde farklı farklı türevlerini yaptım. Çünkü bir yiyen diyor ki abi nefis olmuş, bundan başka türlü ne yapabiliriz? Yani bu sonsuz türetebileceğiniz tarzda tariflerden bir tanesi. Burada şu kadar bir gramaja ve reçete ihtiyacımız var. Yarım bardak kadar süt böyle bir sos tenceresinin içerisine koyuyorsunuz. Üstüne de yarım bardak kadar krema ilave ediyorsunuz. Şöyle ikisini beraber bir araya getirdik. Şimdi ilk yapacağımız şey buradaki sos tenceresinin altını yakmak. Orta ısıda bunları burada kendi halinde pişsinler diye bırakmak. Diğer taraftan da şöyle küçükçe bir cam kase alacağım. Küçük dedik, büyük aldık. Altına da bir torşon koyacağım. Burada da diğer işlemleri yapacağım. Çok çok az şeye ihtiyacım var. Un ve nişastaya ihtiyacım var. Bir tepeleme yemek kaşığı kadar un koyacağım bunun içerisine. Şöyle gibi. Bir küçük kaşık kadar da buğday nişastası koyacağım. O da hani olsun olsun bir tatlı kaşığı kadar diye. Şu kadar mesela. Tamam, yani bu kadar süt ve krema için bu gayet yeterlidir. Daha da fazlasına gerek yok. Tatlandırmak için de toz şekere ihtiyacım var. Orada da aşağı yukarı yarım bardak kadar toz şeker benim işimi görecektir. Kişisel tecrübelerim beni yanıltmıyorsa. Efendim 3 yemek kaşığı zaten. Şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı, yarım bardak kadar toz şeker yapar. Bunların üzerine bir tane yumurta sarısı koyacağım, ekleyeceğim. Ve her şeyin başında bir çırpma teliyle şöyle bunları güzelce bir karıştıracağım. Güzelce, güzelce, güzelce karıştırdık. Pütürlü kıvam. Siz bunu ne kadar çırparsanız çırpın, ne yaparsanız yapın, bu böyle toz gibi, kaya gibi kalmaya devam ediyor. Ama daha önce de söylemiştim, bu şey değil, ne diyeyim, bir defo değil, bir hata değil. Kullandığımız miktarlar zaten tamamen yumurtanın daha hakim olduğu miktarlar olduğu için hiç dert tasa yok. Yapacağımız şey şu, buradaki süt ve kremanın hafiften ısınmasını sağlamak. Sonra bu ikisini bunun içerisinde temperlemek. Yani bu birazcık ısındıktan sonra şöyle hafif bir dumanlar çıkmaya başladıktan sonra alacağız. Çırpa çırpa bunu ekleyeceğiz. Arkasından süzerek tekrardan tencerenin içerisine ekleyeceğiz. Hafiften kıvamı bağladıktan sonra da içerisine yapacağımız küçük dokunuşları, tereyağı, vanilya, mascarpone peyniri. Ama burada biraz daha böyle başka şeyler var. Fıstıklar vesaireler var. Onları ekleyeceğiz. İşi bitireceğiz. Fıstıklardan bahsettiğimde onları da alayım geleyim. İki farklı tür fıstık. Bunlardan bir tanesi toz, bir tanesi de pirinç denilen cinsten. Temel farkları şurada göreceğiniz gibi bir tanesi bayağı bildiğiniz toz halinde. Öbürü de sanki hani böyle pilavlık pirinç gibi böyle tane tane kırılmış, tozu az, tanesi fazla olan cinsten. İkisini de farklı yerde kullanacağız. Şunu şimdi kullanacağım, bunu sonra kullanacağım. Elimin altından kaldırabilirim. Döneyim tekrar buraya. Burada sütle krema, bak üstünden hafif bir dumanlar çıkmaya başladı görüyorsunuz. Benim için yeterlidir. Aldım geldim ve hem şöyle bir çırpıyorum hem de yavaş yavaş bu yumurta sarısı, un, nişastayı bir çözelti haline getiriyorum. Hafiften bir tur temperliyorum. İşte bu gördüğünüz gibi. Sütü ekledim. Çırptım. Çok taneli, fazla böyle partiküllü ama dediğim gibi doğrusu bu. Sonra bir süzgeç alacağım. Geleceğim tekrardan buraya. Tamamını bu süzgecin içerisine dökeceğim. Şöyle. Sonra bir kaşıkla bu süzgecin içindeki her şeyi süzerek buraya geçireceğim. Bu işlemi yapmak istemiyorsanız burada çırpma teliyle beraber bir parçalayıcıyla da aslına bakarsanız her şeyi paramparça edebilirsiniz. Ama bu çok geleneksel bir yöntemdir. Parçalayıcı kullanmak istemiyorum, daha da şey yapmak istemiyorum derseniz bunu yapabilirsiniz. Yani bulamazsınız, elinizde yoktur, vardır ama kirletmek istemiyorsunuzdur. Bu şekilde yapmak isterseniz
Bu da dediğim gibi son derece geleneksel bir yöntem. Bir sürü de farklı şeyle ilgili yaparlar bunu yani. Bu tekniği kullanırlar. Hem pastacılıkta hem genel yemeklerde. Yaptınız. İyice süzdünüz. Sonra şu alt kısmı güzelce bir sıyırıyorsunuz içerisine. Çünkü esas hep her şey bu tel süzgecin altında kalıyor. Bir de süzgeçlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Hakikaten süzgeç var. Satın alırken marketten, pazardan veya bir dükkandan süzgecin tel yoğunluğunu kontrol edin. Çok yoğunluklu olan telli olan süzgeçler var. Mesela şu anda benimki gibi. Her şeyi güzelce böyle paramparça ediyor, iyice süzdürüyor, bitiriyor. Bu tip süzgeçler kullanırsanız işiniz çok kolay olur. Şöyle kaldırayım ve yoluma devam edeyim. Geldim tekrar buraya. Ocağın altını yakmadan her şeyi şöyle güzelce bir çırpıyorum. Şimdi bunun altını yakıyorum. Ve hem karıştırıyorum, hem çırpıyorum, hem karıştırıyorum, hem çırpıyorum, hem böyle yapacağım şeyleri kafamdan geçiriyorum. Çünkü bunun başından ayrılmamam lazım. Çok az miktarda bir sıvı var içerisinde, hemen katılaşacaktır. O yüzden çok yüksek ateşte değil, kısık kontrollü ateşte zaten bir yani çok 4-5 dakika içerisinde kıvam oluyor, gayet güzel gidiyor. Bu arada siz bir fırındakine bakın, bak ne göreceksiniz fırında. Göreceğiniz şey böyle aralar biraz kapanmaya başlamış, ortasında hafif bir boşluk var. Daha renk hiç dönmemiş ama yüksek ısıyla beraber işte o tereyağı hamuru patlata geliyor. Süper bir kıvam. Şunu bir karıştıralım. Zaten dediğim gibi hemen çok hızlı vaziyette gövdeleniyor. Sakın başından ayrılmayın. Çok yüksek bir ısıda yapmayın. Yoksa yumurtanız da pişer, ununuz da tam olarak kavrulmaz. Böyle tatsız tuzsuz, kıvamsız, lezzetsiz bir şey olur. Dediğim gibi yani zaten birkaç dakika içerisinde gövdeleniyor, koyulaşıyor, kalınlaşıyor. Kısık ateşte bunu bu hale getirmek son derece kolay. Şimdi iyice kalınlaştı. Bunu artık ocaktan aldım. İlavelerini yapacağım. Yani içerisine bir parçacık tereyağı ekleyeceğim. Küçük bir parça. Şu noktada hop girdi içeriye. Vanilya da ekleyebilirsiniz isterseniz. İsterseniz eklemezsiniz. Her daim kabulümdür benim. Ama kesinlikle ve kesinlikle birazcık çikolata eklemenizi istiyorum buna. Yani şimdi vanilya ekliyorum ben ama eklemeye de bilirsiniz. Vanilya, tereyağı hızlı karıştırdık. Üstüne arzu ettiğiniz kadar ama böyle maksimum çeyrek bardak kadar çikolata ekleyin, rendelenmiş ve bir avuç kadar da toz Antep fıstığı. Bunlar opsiyonel mesela. Ben toz Antep fıstığı ekliyorum çünkü rengini yani çikolata olmasa rengini çok güzel bir hale getiriyor. Çikolata tabii olayı tamamen kendine çekecek, böyle koyun bir kıvam yapacak ama biraz pütür katıyor içerisine hafiften ve belli belirsiz güzel yerken o lezzetini size veriyor. Zaten hemen çikolata baskın bir kıvama geldi. En son olarak da her zaman olduğu gibi küçük bir parça mascarpone peyniri yaklaşık bir kaşık kadar şöyle. Onu da aldım, attım içerisine. Şöyle. Ve çırparak karıştırdım. Şimdi kremamsı bir kıvamda, yani pastacı kreması zaten, kremamsı bir kıvamda müthiş güzel lezzette bir pastacı kreması elde ettik. Çok akışkan değil, aşırı yoğun ve sert gövdeli değil ama böyle bak şu kıvamda görüyor musunuz? Mükemmel. İyice çırpın karıştırın, iyice çırpın karıştırın ve bu iş tamam. Şimdi artık bunu dinlendirmemiz ve birazcık soğutmamız lazım fırındakilere hazır olsun diye. Dinlendirme ve soğutma işlemini bir kasenin içinde yapabileceğiniz gibi şöyle sıkma torbasının içinde yapabilirsiniz. Öyle daha pratik oluyor. Açın sıkma poşetini böyle. Avucunuzun içerisine şöyle alın, oturtun. Şöyle. Tamam. Genişçe bir yüzey açın şu şekilde. Sonra bir spatula alın ve böyle buradan içeriye dökün. Şu anda fazla akışkan çünkü sıvı kıvamda ama soğuduğu zaman gayet gövdelenecek. Ha böyle yapmak istemiyorsunuz, başka bir türlü yapmak istiyorsunuz. O zaman şöyle yapacaksınız. Böyle bir huni, mesela şu çok uygun bu iş için. Alacaksınız, içine koyacaksınız. Böyle. Daha rahat çalışacaksınız. Demokraside ve mutfakta çareler tükenmiyor gördüğünüz gibi. Bütün bu lezzetli üst kremayı, üst dolguyu,
bu şekilde sıkma poşetin içine transfer ettikten sonra alıp fazla havasından kurtaracağız. Şöyle. Sonra arkadan bir tur bağlayacağız. Ve bu arkadaşı şu şekilde soğumaya bırakacağız. İsterseniz dolapta, isterseniz dışarıda sonra dolapta, isterseniz derin dondurucuda her türlü olur. 10 numara 5 yıldız bir pastacı kreması. Yani şöyle söyleyeyim size, inanın bana bazen böyle süper zor gibi gözüken, acayip böyle wow denilen, sadece 2 tane doğru teknik kullanılması. Yaptıktan sonra 10 numara 5 yıldız işlem tamam oluyor. Bu tatlı sizin zor zamanlarda, farklı günlerde bir kurtarıcınız olacaktır, inanın bana. Yaptığınız zaman da yani çok mutlu ve böyle gururla servis edeceğiniz, yerken de altı çıtır çıtır, üstü böyle rüya gibi bir krema olacak. Mükemmel, hem de çok basit. Şimdi bugünün diğer tarifi sizin için yapacağım çok basit ama çok lezzetli bir çorba. Bakın, şimdi herkes şeyin peşinde. Bu sriracha diye bir sos var. Böyle çok yoğun, çok sert ve böyle bir çili biberlerden yapılan acayip güzel bir acı sos. Böyle herkesin de farklı bir reçetesi var içinde. Ben aslında birazcık bu sostan hafif ilham alarak bu çorbayı yaptım. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse bunun içerisinde 2 adet şu gördüğünüz çili biberinden var. Çili biberi dediğimiz biber içindeki çekirdeklerinden mütevellit birazcık acı, hatta fazlaca acı bir biber. O yüzden ben çorbamın acı olmasını istediğim için bu tarifte 2 tane çili biber kullanıyorum. Siz eğer aşırı derecede, yani çok bu arada öldürücü ve içilmeyecek kadar acı değil tabii ki ama içtiğiniz zaman şöyle genzi yakıyor ve size dedirtiyor ki oh, tam hasta çorbası ya. Böyle şöyle iyi geldi, yaktı buraları dedirtiyor. O yüzden 2 tane efendim. Bakın. Direkt aldım attım içerisine. Çekirdek, mekirdek, Allah ne verdiyse. Hop attık içeriye. Unuttuk. Normal bir çorba yapış gibi değil, birazcık farklı bir modelde yapacağım. O yüzden benim yaptığım gibi yaparsanız pişman olmazsınız. Sonra bunun esas lezzetini verecek olan biber dokunuşu. 4 tane biber almanızı istiyorum ve eğer mümkünse de şu içindeki beyaz ve fazla çekirdekli kısımları çıkartmanızı istiyorum. Ama çok da böyle muazzam ayıklamanıza gerek yok. Çünkü dediğim gibi bu içindeki kısımları sonra içinden ayıklayarak çorbaya bir uygulama daha yapacağız. Aynı şekilde 2 tane çili biberden sonra 4 tane de bu kırmızı kapyalardan şu şekilde kabaca doğrayıp atıyorum içerisine. Şimdi biraz da sarımsak koyalım. Az buz değil, bak. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 yetmez. Bu da 6. 6 tane iri diş sarımsak. Uf çok diyorsunuz ama şifa çorbası bu. Acayip güzel bir çorba. O yüzden bu şifanın ihtiyacı olan şey 6 tane sarımsak. Koyun, geriye dönmeyin. Arkanıza bakmayın. Bunun üstüne 1 litre de su ilave edeceğim. Yani 5 bardak su. Hadi biraz daha koyayım. Eksik olmasın. Fazla olsun. 5 bardak suyu koydum. Şurada daha hızlı yaparım. Altını yaktım. Kapağını kapattım. Ve bunu burada kendi haline bıraktım. Bak henüz tuz, biber filan falan hop şup füp hiçbir şey yok. Onu öyle kendi haline bıraktım. İlk yapacağım şey şu. Biberin acısını bu suya geçirmek. Tamam. Sonra rengini ve posasını da mutlaka kullanacağım. Ama ben burada esas acı suyunu istiyorum. Hani böyle gidersiniz turşunun acı suyu vardır ya. Bu da aslında bu biberin acı suyu olacak. İsterseniz bunu benim yapacağım gibi çorbayı yaparken kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz bittikten sonra alırsınız, iyice süzersiniz ve bu suyu başka şeylerde kullanırsınız. Yani acı bir su kullanmak isterseniz kullanırsınız. Dediğim gibi az evvel de söyledim. Mutfakta çareler, çözümler ve farklı farklı uygulamalar her zaman var. Hiçbir zaman da bitmeyecektir. Çorbanın bitişine az sonra şahit olacaksınız. Farklı bir uygulama yapacağım orada. Devam edeceğim. Burada da şimdi bir yapacağım bu iç harcın hazırlığına başlıyorum. Yani hepimizin evinde bolca bayat ekmek kalıyor dönem dönem.
Hele böyle yılbaşından sonra veya büyük aile sofralarından sonra da böyle bir sürü bayat ekmek kalıyor. Onu değerlendirebileceğimiz bir tarif olsun istedim. Çok basit bir tarif. Ekmeği değerlendirmek adına yaptığımız bir tarif. Şimdi bakınız. Çok basit bir iç harç hazırlayacağım. Genişçe bir tavanın altını yaktım. O ısınırken soğanla başlıyorum. Diğer hazırlıkları yaptım. Bir tane soğana ihtiyacımız var. Soğanımızı böyle yemeklik doğrayacağız. İçerisine havuç, kabak, biber, az da kıyma koyacağız ve basit bir iç harç yapacağız. Önemli olan, bir kez daha tekrar ediyorum, bayat ekmeği değerlendirecek bir hale yola getirmek. Ekmek, simit, bunlar artık yani bizim hep bildiğimiz şeyler ama mevcut ekonomik durumlardan dolayı pahalılaşıyor. Biz de hiçbir şeyi atmamak, hiçbir şeyi israf etmemek adına böyle alternatif bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekçi olalım. Yani hani Arda'nın mutfağında esas amacımız bugüne kadar sizlere böyle değişik güzel tarifler vermek, bazen hiç bilmediğiniz ürünlerle, bazen hiç bilmediğiniz yemeklerle, hiç bilmediğiniz yörelerin ürünlerini sizlere anlatırken, bazen de sıradan, her zaman çevremizde bulduğumuz, gündelik hayatımızda var olan ama aklımıza gelmeyen veya böyle aa şöyle yapsak da ne güzel olur dediğimiz şeyleri hayatımıza yeniden sokmak. Bu da o tariflerden bir tanesi. Özellikle Ramazan ayında böyle bir sürü böyle farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok böyle basit bulabileceğimiz şeylerle. Ama böyle bir yılbaşı sofrasından da çıkıyorsak eğer ve bir şeyler de kaldıysa hiçbir şeyi atmayalım, değerlendirelim. Hadi buyurun, bayat ekmekleri değerlendirmenin formülü. Şimdi soğan vardır evinizde mutlaka. Soğanı koyacaksınız böyle tavanın içerisine. Havuçla kabak da vardır. Yoksa o havuçla kabak, başka sebzeler koyabilirsiniz, biber koyabilirsiniz. Hepsini koyabilirsiniz. Takılmayın yani iç harcın ne olduğuna. Ben böyle bir iç harçta yapıyorum. Siz kafanıza, gönlünüze göre bir şeyler yapabilirsiniz. Elimde fazladan bu kırmızı kapya biberlerden vardı. Bu tane de bundan koyacağım bunun içerisine. Yani çorbaya koymadım. Bunun içerisine koyayım diye. İçindeki beyaz ve çekirdekli kısımlarını bu sefer daha özenli ayırıyorum. Ve ince ince doğradıktan sonra küp küp kesiyorum kırmızıları. Bir tahta kaşık şöyle güzel bir tur çevirdim. Isının altını bir açalım. İyice bir gazlayalım. Yavaş yavaş olsun. Birazcık da bu sivri biberlerden koyacağım. Bahçe biberi. Şimdi iki tane diyeceğim de maşallah bibere baksanıza yani. Yani benim elimden dirseğime kadar geliyor. Yani hani biber var, biber var. Siz kafanıza göre, gönlünüze göre koyun. Ben bu biberin hastasıyım, yemin ediyorum size. Hani böyle televizyonun karşısında cips gibi yerim. O yüzden çıtır çıtır yerim. Bunu kahvaltıda falan bunu bulduğum zaman her şeyi bırakırım. Börek, hamur işi, reçel, o, bu, krema, çikolata, cart, curt. Sadece bunu yerim. Vallahi çıtır çıtır yerim. Zeytini ve şu biberi çıtır çıtır yerim. O yüzden iki tane de alıp şu tarifin içerisine koymak gayet güzel olacak. Bu ikisini koydum. Şöyle her şeyin başında bir tur çevirdim hepsini. Tamam. Isı hazır yoğunken diğer malzemeleri de koyacağım. Bir tane havuç, bir tane de kabak rendeledim. İkisini de alıp direkt içine atıyorum. Ve şöyle lezzetli, doygun bir iç harç yapmaya çalışıyorum. Şimdi geldim gittim şöyle bir karıştırdım. Hala epeyce diriler çünkü baharat istiyorlar. Eksik yani baharatları. Bunun içerisine biraz tuz koyacağım. Bak çok gibi geliyor ama daha kıyma da girecek ya. İhtiyacı olan tuz bu. Karabiber koyacağım. Arzu ettiğiniz her baharatı koyabilirsiniz bu arada yani. Kimyon, yeni bahar, o bu filan hepsini kaldırır da. Şimdi epeyce aromatik içeridekiler. Sadece ihtiyacı olan baharatları koyayım. O zaman daha iyi hem sus alacaklar hem bütün lezzetleri dışarı çıkartacaklar. Tuz, karabiberi ekledikten sonra kıyma. 200 gram kadar kıyma koyuyorum tamamen içerisine. Kıyma yoksa tavuk koyabilirsiniz veya ne bileyim böyle parça et. Bir gece önceden kalan hafif sulu yemeğin hani proteinini süzüp onu koyabilirsiniz. Hepsi olur. Kıstım altını şöyle karıştırdım. Hem eziyorum hem karıştırıyorum. Hem eziyorum hem karıştırıyorum. Biraz şimdi su salıyor bu arkadaşımız. Bu su salma sırasında da içerisine bir tatlı kaşığı kadar salça ilavem var. Çok fazla değil. Bir tatlı kaşığı şu kadar yani. Tamam.
salçayla beraber bunu hem ezeceğim, hem karıştıracağım, hem ezeceğim, hem karıştıracağım. Bir de ekmeğin bir küçük uygulaması olacak. O da şöyle daha güzel ve lezzetli bir ekmek yapabilmek için şurada bir küçük kasem var. Sarımsak ezme aparatı bugünler için var. Şarjörü doldurdum ve çat işi bitirdik. Buyurun, iki diş sarımsağı şöyle ezdik. Rahmetli anneannem bunu ne kullanırdı vallahi billahi. Şahane, şahane ürün, şahane. Ne kullanırdı, ne kullanırdı. Fırındaki de diyor ki hadi artık. Üstüne birazcık zeytinyağı döktüm, tamam. Ekmeği böyle şey yapmak için. Zeytinyağı ve sarımsağı şöyle hafiften bir karıştırdım. Beklesin, ekmekte kullanacağım. Geldim buraya. Yani görüntü güzel. İyice kabardılar, iyice şiştiler. Artık size bir göstereyim bunları. Çünkü daha da fazla şey ihtiyaçları yok. Bak gayet güzel böyle. Renk aldı. Şişti, kabardı. Çatladı, patladı. Araları doldurdu. Misler gibi duruyorlar. Yani bunları bu kadar sıcakken yapmanızı tavsiye etmiyorum ama eğer cesaretiniz varsa hop şöyle kolayca yerinden de çıktığını size göstermek isterim. Etrafı son derece güzel, çıtır çıtır bir hale geldi. 10 numara 5 yıldız kıvamdayız. Bence süper bir yoldayız. Orası tamam. Burası da, bu iç harç kısmı da gayet tamam. Böyle güzelce pişti. Bunu da artık ekmekle bir araya getirip ondan sonra da fırına atayım istiyorum. Şimdi bayat ekmekten kastım bu bayağı bildiğiniz bayat ekmek. Yani bizim bir gün önceden aldık. Hani bir kısmını yedik, bir kısmını yiyemedik. İnsanlık hali bu, hep oluyor. Yaptığımız uygulama. Şimdi öncelikle şunu biraz şöyle bir üst kapağını bir kesip içten bir yer açalım kendimize. Üst kapağı da açtıktan sonra şöyle sanki dilim yapıyormuş gibi şöyle birkaç tane daha böyle bıçak darbesi atıyorum ama tabana kadar inmiyorum, tamam? Şöyle şöyle ve şöyle, tamam? Şöyle bir hani kayık gibi bir hale getirdim bunu. Arkasından da sarımsaklı zeytinyağını tabii ki boşuna yapmadık. Onu alacaksınız bir kere önce şöyle güzelce bolca bu sarımsaklarından da gelecek vaziyette. Ekmeğin içine, kenarına, köşesine güzelce süreceksiniz. Bu zaten olağanüstü bir lezzet katıyor. Tamam. İçe, dışa, kenara, köşeye. İşte tamam. Şimdi zevkli kısım. Bunun içerisini yaptığınız harçla güzelce dolduruyorsunuz. Bak. İsterseniz kıymalı yapın, isterseniz sadece sebzeli yapın, isterseniz tavuklu yapın. Elinizde ne varsa, kalan malzeme, kalan içerik hepsini değerlendirmek adına son derece güzel bayat ekmeğinizi asla ve asla heba etmiyoruz. Tamamen bu güzel iç harçla dolduruyoruz ve 10 numara 5 yıldız bir hani böyle herkesin bayılarak yiyeceği bir ertesi gün yemeği yapıyoruz efendim. Bakınız. Yazın bana. Yani eğer siz bu tarifi yaparsanız ne yaparsınız? İçerisine ne koyarsınız? Veya hani üzerine yumurta mı koyarsınız? Ne yaparsanız lütfen benimle paylaşın. Instagram'daki Arda Türkmen sayfasından sizden gelecek parlak fikirleri, değişik görüş ve yorumları bekliyorum. Ben böyle bayağı dolu dolu bir iç harç yaptım. Ekmeğin hakkını verelim diye. İyice yaydım. Tamam. Hey maşallah. Şimdi buna birazcık da peynir dokunuşu yapacağım. Çünkü yakışır. Yani hani evet böyle süper bir gastronomik buluş değil tabii ki bu. Ama şu üstüne böyle güzelce serpeceğimiz peynir tabii ki muazzam bir katma değer olacaktır. Ama sadece üstüne değil bak şu dilimlerin aralarına, şuralara, şuralara, şuralara güzelce peynirleri sıkıştırın efendim. İşte bu. Şimdi fırın tepsisi. Fırınımız boşaldı. Ekmeğimizi alıyoruz. Ben şöyle yapıyorum. Biraz üstüne bastırıyorum. Ve direkt olarak fırına atıyorum. Aldım. Attım. 180 dereceye çektim fırını. 10-15 dakika tertemiz bu iş tamam olacaktır. Şimdi buraları biraz dağıttım. Hızlıca bir toplayıp çorbanın son dokunuşunu yapacağım. Çünkü bu arkadaşın işi tamam. Soğuduktan sonra
pastacı kremasının üstüne sıkacağız ve üstüne birazcık da pirinç fıstık gezdireceğiz, işi bitireceğiz. Ama pastacı kremasının iyice bir soğuması lazım. Şu an koyarsak erir gider, aklınızda olsun. Yani bu da soğuyacak, o da soğuyacak. Birleşmesi için birazcık bekleyeceksiniz. O arada gelin biz çorbanın son dokunuşunu yapalım. Çorbamız aşağı yukarı böyle bir 20 dakika yarım saattir güzel bir kaynadı, tıkırdadı ve içerideki biberler vesaire her şey tamamen yumuşadı. Şimdi ilk yapacağım şey böyle bir çorbayı bir süzmem lazım. Tamam. Şu şekilde bir süzgeç, bir de çorba için onu tutacak bir şey lazım. Aldım bunu, geldim ve direkt olarak süzüyorum. Alttan çıkan şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bak. Süper bir renk var. Tamam. Bu böyle kendinden ne kadar acı ve yani böyle hani ben buradayım diyen bir rengimiz var. Bir kere öncelikle şu biberleri elimizi yakmadan bir parçalayıcının içerisine transfer edeceğim. Sarımsaklarla beraber. Hatta şuradakileri de koyacağım. Sonra bu suyu kullanacağım. Yani şu anda değil de az sonra kullanacağım. Neyse burayı birazcık işte ortalığı toplayayım da öyle göstereyim dedim. Arkasından biberleri hızlıca bir parçalayıcıdan geçireceğim. İyice parçaladım. Şimdi ben bunları parçaladım ama hala içeride biraz kendi posalı gövdesi var. Böyle bir çorba vermek istemediğim için bunu bir tur daha az evvel yaptığım gibi süzeceğim ama önce şu tencerede işlemlerim var, onları yapayım. Tencerenin altı yanıyor ve zaten hali hazırda sıcak. İlk önce bunun içerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğim. Tereyağının üstüne yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar un koyacağım. Öncelikle unla tereyağı şöyle hafiften güzelce bir tur çevireceğim. Sonra buradaki bu domatesli baz, bir süzgeçten geçireceğim bunu. Burada yaptığım işlemi size anlatayım. Bunu bir süzgeçten geçiriyorum çünkü hoppa düşme. Dediğim gibi şey olsun istemiyorum. Böyle posalarından kurtulmak istiyorum. Çünkü bu posa kısmı aslına bakarsanız benim yapacağım bir domates sos veya bir köftenin yanında servis edeceğim domates için çok güzel bir baz sos olacak. Bak böyle iyice sıvısından kurtardıkça, süzgeçten geçirdikçe şunun içinde kalan şu yoğun kısım aslında köftenin yanına vereceğimiz lezzetli acı biber sosu oluyor. Aklınızda olsun, eğer kullanmak isterseniz gerçekten süper bir ürün. İyice süzün, süzün, süzün kaşığınızın tersiyle bütün sıvıyı aşağıya aktarın. Orada çünkü çok yoğun bir lezzet var. Konsantre bir lezzet. İyice süzdüm. Bütün lezzet burada dediğim gibi. Şu ise, geri kalan ise benim size vaat ettiğim köftenin yanındaki güzel acı biber sosu. Köftenizi buna batırır batırır yersiniz. Pratik olmakta her zaman fayda var. Şimdi bir çırpma teli alacağım. Öncelikle şurada şöyle bunları hafiften bir çırpacağım. Meyane gibi oluyor gördüğünüz gibi. Tuz, karabiber. Tabii ki kimyon. Müthiş oluyor. Ve çok 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 az da lezzeti arttırsın diye çok az ama zencefil ekliyorum. Bir tutam toz şeker koyacağım. Bu lezzeti arttırmak, dengelemek ve acıyı birazcık daha patlatabilmek için işin gerçeği. Şöyle bir kaşık kadar maksimum ama toz şeker. Her şeyi güzelce bir tur karıştırdım. İşte bu bizim bazımız söylediğim gibi. Sonra buradaki kendi acı suyunu alıyorum. İçerisine ilave ediyorum. Çırpa çırpa ilave ettim.
Ben lezzeti birazcık daha arttırmak için bunun üstüne yaklaşık 1 ya da 2 bardak kadar da tavuk suyu ilave ediyorum. Siz isterseniz etmeyin, kendi suyunu bırakın. Ama 2 bardak tavuk suyuyla bu iş çok güzel oluyor. Efendim, çorbamız aslında bakarsanız hazır. Her şeyi karıştırdıktan sonra bir taşım kaynatmak lazım. Kısık ateşte bir 10-15 dakika kadar her şey birbirini özümsesin diye. O arada zaten fırındakinin de üstü eriyecek ve tam yemek kıvamına gelecek. Tatlım ve üstü de soğuduğu zaman ikisini birleştireceğim. Ve bugünkü yaptığım bütün yemekleri sizlerin beğenisine sunacağım. Az sonra çok lezzetli, biraz acı, biraz tatlı bir kapanışla karşınızdayım. Evet sevgili dostlar, size vaat ettiğim gibi böyle nefis bir sofra gerçekten takdire şayan yemekler. Yani biber çorbasında bakın daha henüz tadına bakmadım çok net ama beklentim şu. İçeceğim ve böyle gözlerim parlayacak. Niye? Çünkü acı. Bu bir hasta çorbası benim için. Oldukça yoğun bir biber tadı almayı bekliyorum. Baharatı aroması, kıvamı, yoğunluğu gayet güzel ama dediğim gibi acı olmasını... Oh! Ve içerken şöyle... Oy, o kadar güzel ki. Bak yemin ediyorum buralardan yaka yaka gidiyor. Eğer böyle tatlı acı seviyorsanız yani... Böyle her içtiğinizde hafiften gözleri sulandıracak. 5. 6. kaşıktan sonra hafif bir burun akıntısı sağlayacak. Ama en sonunda genzi, kulak, burun, boğazı açacak çorbalardan seviyorsanız... Bu var ya mükemmel bir çorba. Yemin ediyorum metabolizmayı hızlandırır. Üst solunum yollarını dezenfekte eder. Taçsız Kral Pele, Maradona, Stefan Effenberg. Kim varsa aklınıza gelen futbolcu hepsi bu çorbanın içiyor. Şaka bir yana nefis bir başlangıç. Arkasından da sıra geldi bu ekmekli pideye. Bakın bu ekmekli pideyi isterseniz bu domates çorbasından çıkarttığınız şu acı sosla da hafif böyle, dedim ya size bu köftenin yanındaki soslar gibi. Şöyle hafif bir ilave yapıp bu sosu buna da katık yapabilirsiniz. Çok da başarılı oluyor. Bir de bayatlamış ekmeğin üzerine bunu yaptığınız zaman çıtırtı garanti oluyor. Anakonda tekniği bugünler için var. Ve bu teknik gerçekten doğru uygulandığı zaman mükemmel bir teknik. Büyük bir lokma açıyoruz. Ağzımızı geniş açıyoruz böyle. Ekmeğin çıtırtısı, kıtırtısı, arkasından gelen içerideki böyle sulu sulu lezzet mükemmel. Ve hakikaten yani çorbayla başlayan göz yaşarmam şunun lezzetiyle beraber başka bir noktaya doğru gitti. Bu çıtırtılı lezzetin inanın bana hastası olacaksınız ve ekmek evde ekmek bayatlasa da hanıma, anneme veya evde mutfakta yemekte kim yapıyorsa bunları buna bir söyleyeyim de şu bizim Arda'nın ekmekten pidesinden bize yapsın diyeceksiniz. O kadar lezzetli, çok güzel bir iç harcı var. Aynı iddiayı buradaki çikolatalı ve fıstıklı kraffin'de de şey yapıyorum. Bunda da yoğun bir çıtırtı hayal ediyorum. Ağzınızı geniş açın ve pastacı kreması dudağınızın üstünde bir bıyık oluşturacak şekilde yoğun bir ısırın bak şöyle. Şunun içinin güzelliğine bakar mısınız böyle? Senelerdir bu ekranlar vasıtasıyla sizlerle şahane tarifler paylaştım. Bugün de o sofralardan birini hep beraber kurduk. Tariflerin detaylarını istiyorsanız Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına gelin. Hem bu tarifler hem de bundan önceki bütün tariflerle ilgili bütün yönlendirmelerim emrinize amadedir. Yaptığınız tariflerde de eğer sosyal medyanızdan paylaşacaksanız lütfen beni de etiketlemeyi unutmayın. Bu şahane lezzetlerle ben yavaştan müsaade istiyorum. Önümüzdeki hafta
Yine bir başka Arda'nın mutfağında görüşeceğiz. Hepinize güzel bir sene, sağlıklı, başarılı, mutlu ve hayatımızdaki mutlulukların kıymetini bileceğimiz, en başta da sağlığı en üste koyacağımız bir sene diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi seneler.